Ankara Gücü tesislerindeyiz. Fuat hocamla 4 hafta sonrasında bir genel değerlendirme yapmak istedik. Çok da fazla vaktimiz yok takım antrenmana çıkmadan önce. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk hocam. Şimdi 4 hafta 1 puan. Yeni kurulmuş bir kadro. Hazır olan olmayan birçok futbolcu var. Eleştiriler var, övgüler var. Siz ilk 4 haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii 4 hafta 3 karşılaşma diyelim. Evet. Yani şimdi tabii ligde 4 hafta oynandığı için sanki 4 karşılaşmada 1 puan almışız gibi algı oluştu. Öyle değil yani, biz 3 karşılaşma oynadık. Sonuçlardan memnun muyuz? Kesinlikle değil. Yani beklediğimiz sonuçlar mıydı? Ya, beklediğimiz sonuçlar değildi. Ama bu süreci yaşayabileceğimizi öngörebiliyorduk. Hatırlıyorsanız ilk geldiğimizde de söylemiştik. Eylül ayı bizim adımıza çok zor bir süreç olacak. Oradaki hasarı ne kadar minimalize edersek ondan sonraki süreçte bize artı olarak geri dönecek diyerekten. Şu anda yani ligde belki bazı son gelecek olan 4-5 hafta içerisindeki olabilecek kredimizi bir şekilde tüketmiş olduk. Yani bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalarda işte iç sahada iki karşılaşmayı kaybetmemiz bu şunu gösteriyor. Beklenmedik iki tane karşılaşmadan o puanı telafi etmemiz gerekiyor. Süreç yani genel olarak baktığınız zaman oturmuş bir kadro, geçen seneden devam eden oyuncu sayısının çok fazla olmuş olsaydı açıkçası çok sıkıntılı ve umut verici değil, panik havası yaratabilirdi. Ama her karşılaşmasının da öncesinin de bizim adımıza bir hikayesi vardı. Yani işte Erzurum karşılaşması öncesi transfer tahtasının sadece 2 gün kala açılması. Evet. Hatta siz de biliyorsunuz Şahverdi ve Atakan'ın bile lisanslarını tamamlayamadık, yetiştiremedi yönetimimiz çok gayret etmesine rağmen. Ve Pazdan'ı orta sahada oynatma zorunda kaldık yani. Ki elimizde o anda da çok fazla oyuncu sayımız da yoktu yani. Bir sonraki karşılaşmaya gider iken birkaç gün kala orta sahada Asane, ondan sonra Alper'i transfer ettik. Orada gayet olumlu işler yaptık. Beğeni de kazandık. İyi de oynadık. İyi hissiyatla da gerçekten geri döndük. Ama Bollinger'in sakatlanması bize tekrar bir ikinci şok oldu. Borben daha önce zaten şeyimizde olan yani listemizde olan bir oyuncumuzdu. Onun transferi gerçekleşti. Biraz Bollinger'in sakatlanmasından dolayı biraz daha transfer öne alındı. Birkaç gün daha öne. Yönetimimiz o konuda gerçekten çok gayret gösterdi bir an önce gelebilmesi için ve Kayseri karşılaşmasına yetişmesi için. Ve Kayseri karşılaşmasında, karşılaşmadan sonra söyledim. Yani çok özellikle 20-25 dakikalık süreçte çok memnun değildim. Çünkü Sivas'a gidiyorsunuz. İlk devre topa sahip olma oranına baktığınız zaman evde oynayan takımdan çok fazla üstün bir topa sahip olma oranı varken, pas sayısı varken oynamış olduğunuz iç sahada bu sayı çok azdı. Evet. Ve dezorganize bir şekildeydik. Yani çok organize olamadık. Ki ikinci devre istediklerimizi veya yaptıklarımızı ilk devrede istedik ama maalesef uygulamada biraz sıkıntı yaşadık. Bu da tabii çok sayıda yeni oyuncunun olması bir şekilde işimizi zora soktu. Ama ikinci devre yapmış olduğumuz hamlelerle maçı tamamen elimize aldık. Topa sahip olma oranı. İlk devrede iki tane çok net pozisyonumuz var bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü Luka'yla artı Borven'le iki tane evet. Çok net pozisyonumuz vardı. İkinci devredeki pozisyonları zaten artık hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Hatta 4 haftalık süreçte biz 3 karşılaşma oynamamıza rağmen en çok pozisyona gelen ikinci takım olarak gösteriliyoruz. Gerçekten de öyleydi. Evet. Maçlarda pozisyon zenginliği vardı ama skor konusunda bir sıkıntı yaşadı takım. Aynen. Ya tabii bu da şeyle alakalı biraz yani biraz bu konuda da şansınız olması gerekiyor. Biraz şanssızlık da diyelim. Yani biraz belki tam olarak %100 oyuncularımızın lige adapte olmamalarından dolayı diyebiliriz. Ama bu süreç yani pozisyona girmemiş olsak o zaman endişe etmemiz gerekir gerçekten. Ama bu çok sayıda pozisyona girmemiz, her geçen günde oyunu biraz daha üzerine koyaraktan devam etmemiz gelecek adına umut verici. Onun için artık Eylül ayı da geride kaldı. Ekim'e girdik. Daha iyi yani milli takım arasında daha iyi değerlendirme şansımız var.
En azından sayı olarak. Derli toplu ilk kez takım beraber antrenman yapacak. Yine derli herhalde. Toplu değiliz. Çünkü bowling halen de aramızda yok. Josef biliyorsunuz beline çok sert bir darbe almıştı ve inanılmaz bir ödem oluşmuştu. Halen daha bugün itibariyle bile idmanlara çıkamıyor. Vokan'ın burnu kırıldı biliyorsunuz. Halen idmanlara çıkamıyor. Milli takıma gidenler var. Milli takıma gidenler var ama ona rağmen en azından şu anda belirli bir şablonumuz var kafamızda oluşturduğumuz. Artık elimizdeki olan oyuncu profilleri belli. O profiller doğrultusunda önce bir normal yani genel anlamda bazı saha içerisinde yapmamız gereken işte top bizdeyken, top rakipteyken, geçişlerde neler yapmamız gerekiyor? Bu felsefeyi bir önce oturtmamız gerekiyor ve bu oyuncu grubuyla bunu yapacağız şu anda, yapmamız gerekiyor. Ondan sonra artık detaylara gireceğiz. Bu işte kendi oynayacağımız oyunun, rakibin biraz analizini yaparak da bu süreci iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Onun için cumartesi günü de bir biliyorsunuz Sivas'ta bir karşılaşma oynayacağız. Orada daha çok bazı şeyler netleşecek diyerekten düşünüyorum. Hocam şimdi geçtiğimiz 3 maçta Ankaracı taraftarının mutlu olmadığı, ilk maçı saymayalım hatta Erzurum maçını, orada ne olduğu belli değildi. Şimdi bir şablonu oturtamadılar. Özellikle defans hattı çok sağlam. Defans hattında rotasyon şansınız açıkçası çok fazla. Özellikle tandemde, defans tandeminde birçok alternatifi kullanabiliyorsunuz ki biz hala kimin oynayacağı konusunda antrenman performansını bekliyoruz. Herhalde ona göre hoca tercih edecektir diyoruz. Orta sahada bir oturuş yapı var ama kanatlar ve ileri ucun daha tam bir oturmasına sanki biraz zaman var. Kaçırılan pozisyonlarda da çoğunda da aslına bakarsak pası verse net %100'lük gol pozisyonu olacakken bireysel davrandıkları için oluyor. Bunlar oyuncuların birbirini tanımamadığından kaynaklı mı? Yoksa forma rekabetinin yoğunlaştığından dolayı kendini gösterme arzusundan mı? Bunlar milli maç arasından sonra aşılacak sorunlar mı? Tabii ki bu sorunları aşmak zorundayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şu var yani şimdi işi en kolay olan mevkiler defans ve orta sahası olanlardır. En zor mevkilerse hücum oyuncuları ve kalecilerdir. Evet. Çünkü kalecilerin var ya yapmış olduğu bir hata sonucu çok büyük şekilde etkiliyor. Ön taraftaki oyuncuların kaçırmış olduğu pozisyonlarda skor etkiliyor. Yani bizim şu anda yaşadığımız gibi. O açıdan orta sahada ve defansta oynayan oyuncular bu konuda biraz daha rahat, görsel olarak da söyleyeyim. Daha rahat ve daha az kritik veya daha az eleştiri alabiliyor olumlu veya olumsuz şekilde. Yani mevkiler de tabii burada çok önemli. Tabii çok sayıda genç oyuncunun olması, gelmeden önce oyuncuların Ankara Gücü'nü ve taraftarını etüt edip gelmesi. Çünkü yabancı oyuncular da biliyorsunuz gittikleri zaman özellikle camiayı, ondan sonra taraftarı, stadı, şehri araştırmadan gelmezler. Onlar da tabii kendilerini bir an önce gösterip taraftara kabul ettirmek düşüncesine sahipler. Genç olduklarından dolayı. Bunları tabii biz de görüştük onlarla, konuştuk. Her şeyden önce yani birey olarak maç kazanabiliriz ama bizim amacımız sadece maç kazanmak değil, ligi kazanmak. Yani takım halinde ligi kazanmak. Bunlar tabii her geçen gün biraz daha törpüleyerek, takım ruhunu daha iyi oturtarak gerçekleşecek. Bizim şu anda gerçekten iyi bir kadromuz var. Yani bu kadronun ligde kalacağı kesin ama ligi nerede bitireceği o soru işareti. Yani ne kadar yukarılarda bitireceği soru işareti. Ve bu da ne kadar uyumu yakalayacağız birlikte. İşte fiziksel olarak bazı sıkıntılarımız var. Yani bazı oyuncularımız lige hazırken diğer oyuncularımız halen daha eksikliyor. Hatta birçok oyuncu konusunda makas var diyebilirim hatta hocam. Yani bazıları gerçekten çok formda. Bölgen bile geldiği zaman hazır bir görüntü verdi ama bazı futbolcular geçen sezondan antrenman eksiklikleri, maç eksikleri olduğunu çok hissettirdi. Özellikle de maç eksikleri. Yani şimdi maç antrenman eksiği bir şekilde antrenman yapıyorlar. Yani o kadar değil ama maç eksiği gerçekten çok belirleyici oluyor. Yani özellikle uzun sürede çok maç oynamadığınız zaman. Onun eksiği. Zaten oyuncular sürekli oynamış olsalardı bu oyuncuları bizim alma şansımız var mıydı? Biraz da gerçekçi olmak lazım bütçemizde. Şimdi bu ciddi sayıda transfer yapıldı. Ciddi de bir para harcandı. Bu oyuncuların maliyetlerinde örnek gösteriyorum. Fatih Başkan'la da konuştuğumuzda geçmişte gelen futbolcularda ciddi astronomik rakamlar olduğundan bahsetti. 700 bin, 800 bin euroya alınan futbolculardan bahsedildi. Şimdi oyuncu başına ben ne aldığını sadece sormak benim haddime değil ama bir ortalaması vardır elbet. Yani kendi koyduğunuz bir yani tabii benim bildiğim ve başkanımıza zaten ilk görüştüğümüzde de bize söylemiş oldu. Yani bize gelebilecek olan yabancıların rakamları 350-500 bin
euro arası. Daha fazla zaten limitimiz yoktu. Yani evet. 4 milyon gibi bir euro gibi bir rakama takımı kurduğumuzu söyledi başkan. Yerlisiyle yabancısıyla. Yani bunu geçmişte Ankara Gücü 2-3 futbolcuya veriyordu. Evet. Yani bu paraları. Sadece 4 yani, milyon 2 tane futbolcuya verilmişti. Yani o açıdan kurulan kadro, yani zaten başka alternatifimiz de yoktu. Yani yaş ortalaması, geleceğe için hedef olan oyuncular, Ankara Gücü'ne tekrar sadece parayı alıp gitmek değil, aynı zamanda da transferinde bir şeyler bırakıp gidecek olan bu tür oyuncuları seçtik yani. Birlikte belirledik. Ve tabii ki belirli bir altyapıyı da yapmak gerekiyordu gelecek adına. Özellikle bu sezonu o altyapı yapılıyor. Zor bir süreç. Belki de burada en büyük risk alanlardan bir tanesi biziz. Yani çünkü hazır takıma gitmek çok daha kolay. Evet. 7-8 tane geçtiğimiz sezonlardan ilk 11'de oynayan takımlara gittiğin zaman, ligi belirli orta sıralarda bitiren bir takıma gittiğin zaman bu işler çok kolay. Ve oralara gittiğin zaman işte en büyük örneği Alanyaspor. Evet. Yani geçtiğimiz sezondan beri şu anda halen daha oynayan 8-9 tane ilk 11 oyuncusu var. Yani o tür takımlara gidip bir şeyler üzerine koyaraktan gitmek çok kolay. Ama bir şey inşa etmek çok zor. Ama siz bu konuda tecrübelisiniz. İşte geçen sezon Kasımpaşa'ya da gittiğinizde devre arasında ciddi bir transfer sayısı yapılmıştı. Gittiğinizde evet. Oturmuş hazır bir kadro yoktu. Yeni bir kadroyla gerçekten herkesin hayranlıkla takip ettiği bir takım haline dönüşmüştü. Şimdi ben teknik direktörlere sezon başında genelde bir şey sorarım. Bu önemli olur çünkü vedalaşıldıktan sonra, ayrıldıktan sonra ihale genelde hep hocalara kalır. Bu transferleri siz mi yaptınız? Sizin belirlediğiniz isimler miydi? Transfer yok. Politikası nasıl belirlediniz? Yok. Başka? Bizim belirlediğimiz isimler yoktu. Hiçbir zaman da bir gittiğimiz yerde bizim oyuncuyla ilgili olmazsa olmazımız olmaz. Yani geldiğimizde Fatih Başkanıma ve yöneticilerimize de aynısını söyledik. Siz bize ihtiyaç duyduğunuz zaman ve bizim portföyümüze ihtiyaç duyduğunuz zaman biz size oyuncular öneririz. Ama eğer sizin bildiğiniz ve tanıdığınız oyuncular varsa size onları yapın. Ha burada da şu oldu, yani işte transfer yasağı vardı biliyorsunuz. Evet. O transfer yasağı olmasına rağmen buraya oyuncu getirmek çok kolay değildi. Yani burada belirli ikili ilişkilerinizi de kullanmanız gerekiyordu. Biz transfer yasağını açmadan önce Bollinger'i getirdik. Transfer yasağını açmadan önce Luka'yı getirdik. Açmadan önce Pensil'i getirdik. Evet. Diğer oyuncular ne zaman geldi? Transfer tahtası açıldıktan sonra evet. geldi. Hatta maçlar yani, başladıktan yani, sonra geldi. Yani o kadar kolay değil bu işler. Yani transfer yasağınız varken oyuncuyu buraya getirmek. Yani bu size olan, yani getirdiğiniz oyuncuların var size olan inancı ve güvenci. Sadece o kiralık olduğu için sadece oyuncular yetmiyor. O takımların da size inanması ve güvenmesi gerekiyor. Camianıza inanması ve güvenmesi gerekiyor. Yani biz görüştük. Onlar da kulübümüzün kulübe olan inancını ve devre arasında özellikle bu yönetimin yapmış olduğu işleri anlattık ve o doğrultuda bu üç arkadaşımız transfer tahtası açılmadan önce geldi. Yani transferler, bu üç transfer evet bizim portföyümüzde olan, yönetimimize sunduğumuz, yönetimin listesinde belirlemiş olduğu isimlerle birlikte, ama biraz önce söylediğim gibi bu işin bir de tabii mali boyutu vardı. Rakamlar zaten belliydi, yani 350 ile 500 bin euro arasındaki olan rakamlardı. Ve o doğrultuda oyuncuya bakmak zorunda kaldık. Şimdi kadroya baktığımız zaman hocam, skora yönelik de oynayabilecek bir kadro var. Futbol keyfi verebilecek bir kadro da var. Hı. Şimdi taraftarlar Fuat Hoca'dan nasıl bir oyun sistemi, nasıl bir oyun beklesin takım oturduktan sonra? Yani biz gerçekten oyunu, yani bir kere total futbol oynayacağız. Yani her gittiğimiz yerde de bunu oynattık. Yani bu oyuncu kalitesiyle de çok şey değil. Burada çok fazla kalite var, onu bir kere söyleyeyim. Yetenek var. Ya biz gittiğimizde Eskişehirspor'da da yani altyapıdaki yapmış olduğumuz kadroyla altyapıdaki çocuklarla da total futbol oynadık. Evet. Yani ve orada da pozisyona girdik. Ligde kalmayı başardık. Ve ligde kalmayı başardık yani. Burada da olacak yani. Bu sadece bir süreç şey olarak. Biz artık o süreci şu anda geride bıraktık. Bundan sonra önümüze bakacağız. Kendimize artık 4 değer maçlık, yani tekrar bir milli takım arası var. O 4 maç içerisinde tekrar bir hedef belirleyeceğiz. Puan olaraktan, oyun olaraktan. Ve onu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yapacağız oyuncu grubumuzla birlikte. Ondan sonra da artık bir sonraki adım atacağız. Hocam antrenmana da yetişeceksiniz. Onun için soruları hızlıca sorayım. Bir kaptanlık tartışması yaşandı. İşte Alper oyundan çıkarken kaptanlık pazı bandını futbolcular kabul etmedi. Emre'ye geçti. Bu nasıl oldu?
Yok şimdi şöyle, yani öncelikle kaptandan neyi istediğiniz çok önemli. Yani kaptan bantı verirken, kaptana verdiğiniz bantı, kaptanın karşısında ne bekliyorsunuz? Yani sadece sahaya çıkıp ben kaptanım demesini mi bekliyorsunuz? Yani burada çok, bu çok önemli. Yani bunu geldiğimizde yönetimimizde de, yani işte Korcan'ın oynamaması, Ante'nin oynamamasından sonra orada bir boşluk olmuştu. Kimi yapalım diyerekten düşündüğümüzde her iki tarafında Alper konusunda aynı düşüncelere sahip olmuşuz ama sadece birbirimize o anda ifade edilmemiş. Oturduğumuzda da başkanımız da aynı şeyi söyledi. Yani yönetim kurulu olarak Alper'in olması daha mantıklı diyecekler. Nedeni de şu, yani kaptanın saha içerisinde ne bekliyorsunuz kaptandan? Ne takımı komple kontrol edecek sahadaki teknik direktör olacak aslında. Başka ne bekliyor? Kimle iletişimine girmesi hakemle, gereken? Hakemle iletişim. Evet. Yani hakem hangi ligde oynuyoruz? Türkiye Ligi'nde oynuyoruz, evet. Değil mi? Ama bütün hocalar, hakemler artık yabancı dilde biliyorlar. Yabancı hocam. Dil ama ben yabancı dil bilmek var. Yabancı dil bilmek var. Evet. Yani sadece yabancı dilde nasılsın, iyi misin söylemek var. Pozisyonlara gidip var, pozisyonlarla ilgili gereken var, söylemleri söylemek var. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani sadece bantı takıp sahaya birilerine değil. Tabii ki eğer hiyerarşiye baktığınız zaman Türkiye'de de genelde ona bakılıyor. İşte kim ne kadar uzun süre var ya bir kulüpte oynadı, ne kadar şey oldu ve o doğrultuda bant veriliyor. Kaptanlık bantı veriliyor. Yani burada biraz önce söylediğim gibi kaptandan ne istediğinize bağlı. İkinci sorumuza gelecek olursak işte Emre neden bantı taktı? Emre aslında kaptanlık bantını Pinto'ya verdi. Evet. Pinto da zaman, yani o anda zaman şey olmadığı için, yani zaten de 1-0 gerideyiz. Tak sen bantı, yani bu kadar şeye gerek yok. Aynı bu ifadeler. Yani dışarıda belki değişik şekilde algılanmış olabilir ama bizim şu anda sahada, yani Korcan, Ante olmadığı zaman kaptanımız Alper, ikinci kaptanımız da Pinto. Bunu da en azından taraftarlarda öğrenmiş olduk. Şimdi Alper İstanbul'da yıllarca futbol oynamış bir oyuncu. Performansında tam iyi olduğu bir dönemde değil ama Ankara Gücü'nün özellikle forvet arkasında etkili bir elemana ihtiyacı vardı. Ben Alper ismini duyduğum zaman negatif değildim ama onun tempo tutması, forma girmesi, takıma tam adapte olmasını biraz zaman alacağını düşünüyordum. Bu milli maç arasından sonra bu süre artık Alper'i, gerçek Alper'i görmeye başlar mıyız yoksa biraz daha zamanı var mı hocam? Şimdi beklentilerinize bağlı yani. Şimdi Alper'i... Sizin beklentinizi karşılayın yani, hocam. Yani şut şöyle, yani ben beklentilerinize bağlı ve o beklentilerinizi hangi seviyede tutuyorsunuz o da çok önemli. Yani şimdi Alper'i Eskişehir'den Fenerbahçe'ye gidip Fenerbahçe'de 2 yıl oynadığı süreçteki Alper'i şu anda beklersek hemen bugünden itibaren kendimizi ve Alper'e haksızlık yapmış oluruz. Yani Alper'in bunu yapabileceğini biliyoruz. Evet. Ama bunun bir süreci var yani. Şu anda siz aracınıza hasar olduğu zaman götürdüğünüz hemen var hasar yapılıp gelmiyor değil mi? Önce bir o hasarı tespit ediliyor. O hasar var ya tekrar yapılıyor. Tekrar var ya siz yola çıkıyorsunuz ve tekrar o suratı yapabiliyorsunuz. Ve hasarı... Yani Alper'in de şu anda tekrar biraz daha zamana ihtiyacı var. Her geçen gün üzerine koyaraktan. Şimdi Sivas karşılaşmasındaki Alper'le Kayseri karşılaşmasındaki Alper bir miydi? Değil. Daha çok şey kattı değil mi? Evet. Eminim Rizespor karşısında daha değişik bir Alper göreceğiz. İçerideki Hatay maçında daha değişik bir Alper göreceğiz. Ve istediğimiz Alper'i 2-3 hafta içerisinde, beklediğimiz Alper'i 2-3 hafta içerisinde çok rahatlıkla göreceğiz. Sanki kadro kalite yapısı da sizin oyun sisteminizi değiştirecek, oyun şablonunuzu değiştirecek gibi düşünüyorum. Mesela Boligny ile Boyven yan yana oynar mıyı artık konuşmaya başladık. Oynar. Neden oynamasın? Yani sonuçta şu var, yani biz kadroyu yaparken de tek sistem üzerine yapmadık. Yani sadece 4-2-3-1 sistemine yapmadık. Yani mesela biz Kayseri'ye karşı sistem değiştirdik. Belki kimse sağ kenarında bunu görmedi. Yani 4-2-3-1 oynarken ikinci devre 3-4-3'e döndük. Ben Gençler Birliği'nden bildiğim için onu daha rahat fark edebiliyorum. Çünkü Gençler Birliği'nde de bunu çok fazla yapıyordunuz. Son sorum o zaman hocam. Şimdi Gençler Birliği'nde çok kalabalık bir camia yoktu. Eskişehir'de zaten yokluk içerisinde mücadele ediliyordu. Kasımpaşa yine hem koronaya denk geldi, çok kalabalık bir camia değildi. Bolu'da zaten dengeliydi. Ankara'cı gerçekten büyük bir camia, büyük bir aile. Eleştiriler de tepkiler de çok sert ve hızlı olabiliyor. Yani bir maçın skoruna göre eleştiriler çok ağırlaşabiliyor. Bir maçın galibiyetinden sonra da övgüler çok çok yoğun yaşanabiliyor. Bunu nasıl tarttınız, nasıl hissediyorsunuz siz? Şimdi tabii her şeyden önce çok üzüntülüyüz. Neden? Pandemiden dolayı taraftarlara bir kucaklaşamadık. Yani onlardan biraz uzağız yani. Onlara biz de kendimizi belki yapmak istediklerimiz tam olarak ifade edemedik. Yani...
Burada mesela normal bir süreç yaşanmış olsa işte haftalık basın toplantıları yaparız, değerlendirmeler yaparız, taraftarlarımızın sorularını cevaplarız, kendi düşüncelerimizi onlarla paylaşırız. Yani bu süreçte biraz açıkçası bilgi, yani bizdeki olan bilgiyi onlara aktaramıyoruz. Onların istedikleri soru veya kafalarında olan soruları cevaplandıramıyoruz. Bu böyle bir eksik süreç. Yani süreç bizi buna zorladı. Yorumlar tabii ki olacak. Yorumların hepsini anlayıp, dinleyip ve kendimize ders çıkartmaya çalışıyoruz. Ki bunun çok için... dinleyen bir hocasınız. Biliyorum Gençler Birliği'nde biz sizinle çok tartışırdık. Evet. Ama hiçbir şekilde kırıcı seviyeye geçmez. Bu fikir tartışması evet. seviyesinde yani geçer. Yani sonuçta burada herkes buranın iyi olmasını istemiyor mu? Yani ben sonuçta herkesten çok da ben isterim. Çünkü bunun bana hem kariyer açısından hem maddi anlamda bana bir karşılığı var. Taraftarın sadece gönlündeki şey var. Yani isteği evet. varsa onun içindeki zevk var, heyecan var. Yani bu şey değil mi yani? Gayet normal maçtan sonra onların olumlu veya olumsuz yorum yapması. Bundan doğal ne olabilir? Ama burada önemli olan bizim onların yapmış oldukları yorumlardan neler alabiliyoruz? Belki bizim yani o anda düşünmediğimiz, o anda konduramadığımız konular olabilir. Yani şey olmak lazım, çok eleştirilere olumsuz şekilde bakıp tepki göstermemek lazım. Alabileceklerimizi alacağız o eleştirilerin içerisinden, yorumların içerisinden. Ve kendimizi düzeltmek zorundayız. Kendimizi daha geliştirmek zorundayız. Bunu da ancak o yorumlara kulak verirsek, sadece kulağımızı kapatıp ben bilirim, ben yaparım düşüncesine sahip olursanız kendinize zarar verirsiniz, kendinizi geliştiremezsiniz. Biz halen daha kendimizi geliştirmek istiyoruz, halen daha kendini öğrenmek istiyoruz, halen daha bir yenilikler katmak istiyoruz. Kayseri maçında bir 20 bin taraftar o tribünlerde olsaydı o maçın şekli, şemali, akışı, temposu yani çok farklı olurdu. Şimdi Bülent, daha önce de biliyorsunuz senden paylaştığımızda yani biz buraya geldiğimiz zaman rakip olaraktan yani o taraftarın ne olduğunu çok iyi hissedenlerdeniz, bilenlerdeniz yani. Yani nasip olmadı. Onlarla tribünlerde yani statta kucaklaşmak, onlarla bu coşkuyu birlikte yaşamak. Çünkü onlar eminim saha içerisindeki oyuncuları var ya belirli bir heyecan katacak. Ama aynı zamanda da oyuncuların onlara bir heyecan evet. katıp o sinerjiyi güzel sağlamak lazım. Milli takım arasından sonra az sayıda da olsa artık taraftar gelecek. İnşallah bir sonraki milli takım arasından sonra da o sayı biraz daha artar. Ve bir an önce taraftarlarımızı sahada görürüz, statta görürüz ve mutlulukları birlikte yaşarız. Şimdi başkan da yöneticiler de 2023 hedeflerinden bahsettiler. Kadronun genç yapılması, Mama altyapı kulübü olarak kullanılmaya başlanması, sizinle bu projeyi beraber inşa etmeye çalışmaları bir vizyondur. Ben bu vizyon işini çok severim. İnşallah. Şimdi Bülent o olmamış olsaydı benim buraya gelme şansım gelmek ister miydim veya gelir miydim? Ben başta alıyorum aslında. Bu vizyon yani, için geldim. Tabii kesinlikle. Yani biz buraya yani Fatih Başkan'ım ve Faruk Bey bu projeyi anlattığında zaten en çok beni heyecanlandıran bu konuydu. Ve bundan dolayı bu zorluğu yani bu yükün altını elimizi soktuk, vücudumuzu soktuk, gövdemizi soktuk yani. O proje olmamış olsaydı o zaman daha çok daha değişik şeyler olabilirdi yani. Tercihimiz belki o zaman olmayabilirdi. Biraz olmayabilirdi. Ki biraz önce işte transfer yasağına rağmen transfer gelen futbolculardan bahsettiniz. Siz de aslında bakarsanız transfer yasağının olduğu bir dönemde geldiniz. O söze güvenerek geldiniz. İnanmak başarının %90'ı değil %100'ü. Yani inanmak. Biz bu yönetimimize inandık zaten. Transfer yasağı olmasına rağmen bu işi yapacaklarını. Bundan sonraki süreçte de bu inancı oyuncularımıza yansıtıp sahada bir an önce sonuç almamız gerekiyor. İnşallah Rize karşılaşmasıyla birlikte de bunu başaracağız. Vallahi hocam yıllardır biz Ankara Gücü'nde de Gençler Birliği'nde de kaosları, sıkıntıları yazı yorulduk. Bizim artık futboldan keyif aldığımız kısımlar çok kısıtlı oldu. İnşallah sizin de Avrupa maçlarını takip ederiz. Şimdi, Avrupa'ya gideriz. Ya ben Avrupa'ya gideriz. Şu anda Avrupa'yı düşünemeyiz. Yani birinci basamak, ikinci basamak olmadan çatıdan çıkıp bir yerleri izlemenin bir anlamı yok. Yani gerçekçi olmak lazım. Yani kimse bizden bu sezon var Avrupa kupalarına oynayacak diye beklemesin. Yani bekleme. Bu bizim hedefimiz yok anlamına gelmez bu sezonla ilgili. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu beklentiye girmesin. Evet. Ha, bizim bu sezon girmemiz gereken beklenti ne biliyor musun? Doğru bir yapı. Sezon sonunda var ya bu ligi var ya 14-15 futbolcunun var ya götürdüğünü. Yani sokağa çıktığınız zaman bizim kalecimizden ilk oynayacak 11'i değişecek oyuncuları var ya eğer her Ankara Gücü taraftarı öğrenirse, bilirse o zaman biz başarılıyız demektir.
Ondan sonra biz üzerine koyarız. Bir sonraki gelecek sezon sizin söylediğiniz gibi Avrupa kupalarını hedefleyelim. Yani bu sezon Avrupa kupaları futbolda olmazsa olmaz diye bir şey yok. Bu da bir gerçek. Ama önce biz bir ayaklarımız yere basaraktan, önce bir olmamız gereken hedefimiz bu sezon değil, ligde kalmak. O sezonu onu bir gerçekleştirelim. Onun üzerine, hatta beklentilerin üzerinde bir ligi bitirelim. Gelecek sezonda 23 dedik, 21 demedik. Valla hocam, bunların uzun vadeli dahi hayalini kurmak çok güzel. Antrenman var, sizi daha fazla tutmayayım. Korona nedeniyle de çok fazla antrenmanlara da gelemiyoruz. Ama hep gönlümüz sizinle, hep takımla ya. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bu geldiğiniz için, sizin de söylediğiniz gibi yani pandemi olmasına rağmen bizi gelip ziyaret etmeniz, en azından düşüncelerimizi bir şekilde olsun taraftarlarımıza, camiamıza aktarmamıza sebep olduğunuz, neden olduğunuz için ben size teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Arayı da çok uzatmayın. Zaman zaman tamam, gelin. Hocam. Teşekkür ederim.